Bu kez de hiç durmadan kanayan yara çocuk tecavüzü ve tacizi sergimi konusu. Türkiye'de gündem çok sık değişiyor. Sürekli direnmemiz, savunmamız ve takip etmemiz gereken olaylar karşımıza çıkıyor, hep yenileniyor. Fakat bu hiç durmadan, çok uzun zamandır süre gelen ve artarak büyüyen bir konu. 21. yüzyıldayız ve hala töre evliliğinden söz ediliyor. Genç kızlar kendi tecavüzcileriyle evlendirilip daha sonra intihara sürükleniyorlar. Bir rıza indirimi söz konusu bu ülkede. Bu çok çok ciddi bir olay. Bunun altını fazlasıyla çizilmesi gerekiyor aslında. Namussuz adamların bir çocuğa tecavüz edip ondan sonra küçücük bir çocuğa tecavüz edip rıza indirimi uygulanıp dışarı çıkması şu anda konu olabilecek bir şey değil. Bu ayıbı sürekli deşifre etmemiz gerekiyor. Aslında üstünde çok uzun uzun durmamız gerekiyor. Bu çocuklar zaten yaşadıklarıyla yıkılıyorlar, bedenen, ruhen yıkılıyorlar. Bir de bu mahkeme kararlarıyla tamamen hayattan kopuyorlar. Tabii bunun bir de başka bir yanı var. Biz onlara bu güvenceleri veremiyoruz. Hayattan kopmamaları için, bu başlarına gelen bu korkunç olayı bir de ikinci bir kısmı var. Zaten yaşadıkları inanılmaz bir şey. Ama bunun sonrasında bir de biz ne sosyal ortamda ne hukuksal anlamda bunlara herhangi bir güvence veremiyoruz. Dolayısıyla zaten serginin de ana teması olan, benim bağıra bağıra söylemeye çalıştığım şey, bu çocuklar susuyorlar. Ve bunun bir nedeni var. Her şeyden önce evlatlarımıza, çocuklarımıza, yakınlarımıza bedenlerinin onlara ait olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Hayır diyebilmelerini öğretmemiz gerekiyor. Yaşadıklarının onların suçu olmadığını öğretmemiz gerekiyor. İşte benim söylemeye çalıştığım aslında bu. Yani işin ikinci kısmı, yaşadıkları olaydan sonraki kısım beni daha çok ilgilendiriyor bu sergide. Bir de üstüne üstlük son zamanlarda din üzerinden namus hesabı yapmaya çalışan insanlar bunu meşrulaştırıyorlar. İşte bizim bunlara bir sus dememiz gerekiyor, bir dur dememiz gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Hükümetten sesler çıkıyor ve bunların doğal, yaşananların doğal olabileceğinden bahsediyor. İşte bizim görevimiz onlara bir sus diyebilmek. Got some serious problems. What if in your dream?